number you made click. İkiz Gamma'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sevet Lele. Bugün sizlere beraber 1000 abone üzer bir video yapacağım. Tabii ki video şu an kullandığım hangi programları kullanıyorum onları anlatmaya çalışacağım ve tabii ki mikrofonumun sesi, klavye sesi, mouse sesi ve tabii ki gürültü sesi ise gerçekten kusura bakmayın. Çünkü mikrofon laptopun içinde ve tabii ki millet ekrana çıkan sosyal medya hesaplarımla beni takip ederseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Ve millet kendime bir tane YouTube'da vlog kanalı açtım. Eğer böyle gezmeye gidersem ya da memlekete bir yere gittiğim zaman vlog çıkarmayı düşünüyorum. O yüzden hemen açıklama linkinde direkt Samet Yener yazıyor orada. Direkt abone olabilirsiniz o kanalıma giderek de. Mehmet bugün sadece programları tanıtacağım. Zaten bir az sürecek. Zaten bunları tanıtıyorum. Bilgisayarı tanıtacağım halim yok size. Şimdi millet ilk önce Fraps'a geçelim. Direkt geçmek istiyorum konuya. Millet Fraps bildiğiniz gibi hem ekran görüntüsünü veya da oyun görüntüsünü alan bir program. Sadece bu işe yarıyor. Bandicam Fraps'la aynısı ama Bandicam'de sadece Facecam da ekleniyor buna. Ve tabii ki 1080-720 HD ayarları yapılabiliyor. Ama sadece bunda FPS ayarı var. Buna sadece FPS yapıyorsunuz. Bunu hem FPS hem Bandicam yani. Hem FPS hem Facecam hem de HD'sini yapabiliyorsunuz. 720-1080 diye gibi bir şeylerde. Bana göre Bandicam en iyilerden bir tanesi bu. Fraps'tan bile daha iyi. Şimdi sıra geldi. Minecraft'ta ya da yazı stilleri nasıl yani editliyorum. Bildiğiniz yazı stilleri. 3D, 4D gibi tarzı bir şeylerde. Onu da pardon. Ona geç şunu zannetmişim ama görünlerini bildiğin yuvarlak ya birbirine benziyor. Sony Vegas millet benim intro demişim video editlediğim program yani video çektiğim programı bunu ekliyorum. Yani intromu bunu ekliyorum, sesi bunu ekliyorum. Oradan ayarlama yapıyorum işte. Benim kullandığım program Sony Vegas Pro 11 32 bit sanırsam evet 32 bit crackli zaten bu da. Güzel bir program. Bunu yapmanızı tavsiye ederim eğer Adobe ile After Effects uğraşmak istemiyorsanız bana göre en iyisi Sony Vegas. Yani Jump Studio lan o. Camp Studio 8 mi? Camp Studio 8 sanırsam hemen Jump Studio 8 bilmiyorum. Ondan bile daha iyi bana göre. Ve tabii ki şu an Blender şu an şöyle söyleyeyim. Cinema 4'te birebir hepsi aynı. Bunda MP4 yok. Bu MP4'ü basmıyor ama bu MP4 basabiliyor. Yani ikisi de resim basıyor. İkisi de Minecraft özellikli. İkisi de yazı stilleri basabiliyor. Intro tasarlayabiliyorsunuz. Güzel ikisi de birbiriyle. Bana göre ikisi de aynı ama hiçbir fark yok. Bu sadece yani benim bildiğim kadarıyla Cinema 4'te ben MP4 hiç görmedim. Basılmıyor. Bunda sadece resim basılıyor sanırsam. Bunda işte hem MP4 hem de resim basabiliyorsunuz. Ama bunda MP4 yerine video klip olarak veriyor size. Bunu nasıl MP4 yaparsanız bunu size hemen açık birazdan göstereceğim. Şunu şöyle bir kenara koyalım. Video klip basıyor bu sanırsam. MP4 şu ana kadar hiç görmedim ama söyleyenler var MP4 basıyor. Photoshop millet benim resim kullandığım yani kısacası şunları tasarladım. Gördüğünüz gibi bu. MX server. Zaten sevilmedi bir server. 9 tane dislike gibi bir şey aldım. Sevilmedi. Bu yüzden ben de oynamayacağım. Serveri bıraktım. Gördüğünüz gibi böyle resimler yapıyorum işte. Sadece bu değil. Gördüğünüz gibi değişik. Bu literi. İşte bu slower. Yani bu da Neva. Bu da Perisia. Perisia kapandı millet. Yeniden açılacak. Ama bu sefer saltanatta birebir olup editli gelecek sanırsam. Bu yüzden işte Perisia bende şu anda var ama öyle duruyor. Tabii ki iyice ileriki bölümlerde Ateş Metin 2 çekmeyi düşünüyorum. En azından şöyle bir duyuru yapayım. Photoshop bu işe yarıyor. Sadece işte resim yapmama lazım. Sadece bu ve tabii ki videoda çıktığı zaman böyle sosyal medya hesaplarım çıkıyor ya desenger gibi bir şey. Onların hepsi burada yapıyorsunuz. Yani burada tasarlıyorum ben onları. Bu yüzden böyle yapıyorum. Size kanıt olarak şurada eğer yapamazsam şurada bir göstereyim. Medya hesaplarımdan gördüğünüz gibi. Bunu ben orada tasarlıyorum. Sony Vegas'ta da bunu hareketli bir hale getiriyorum. Yani normal resim basıyor. Ama siz bunu burada etiketleyip yani hem kayma şeklinde gibi çıkıyor. Yani biraz anlaması zor. Bunu iyice internetten anlaştırmanız gerekiyor. Zor be abi zor. Tabii ki iyice bir teklif gelirse videosunu çekerim. Tabii ki o resimler öyle nasıl kayıyor diye sağa sola diye. Şimdi sıradaki programımız Open. Yani canlı yayın programı bildiğiniz gibi. Open Software yani Open Broadcast. Ben İngilizcem pek değilim. Kusura bakmayın. Yani bunun üçü birlikte aynısı ama bu daha iyi bana göre. Bunda hem ekran görüntü alıyor, video görüntü alıyor, facecam alıyor. Hem oyunu çekerken bile ekran görüntüsü alan tek bir program bu bana göre. Tabi Minecam de var ama en iyisi bu. Hızlı anlatıyorum kusura bakmayın benim anlatışım böyle. Ve canlı yayın yapma programı bu. Bunlarda canlı yayın yapma yok. Buna canlı yayın yapabiliyorsunuz. Sadece bu işte güzel bir şey. Yani bunun aynısı. Yani şu Bandicam'in aynısı ama canlı yayın yapma programı gibi bir şey bu da. Şimdi Blender nasıl alırsınız ya da nasıl indiresiniz? Millet Blender'ı indirmenin tek yolu vardır. Ya internetten crackleyeceksiniz ya da Steam hesabınız varsa kurabilirsiniz ücretsiz.
Kayıt olabilirsiniz. Oradan direkt Blender'ı indirebiliyorsunuz. Ücretsiz zaten Blender var. Yani internetten indirirseniz büyük ihtimalle güncelleme yapılmayacaktır. Yani Steam dakika bir bunu güncellediği için, Steam'in içinde olduğu için Steam sizin bunu bedavadan güncelliyor. Normalde kendiniz uğraşmanız gerekir. Yani internetten indirirsiniz. Size tavsiyem Steam daha iyi. Blender'da böyle koyduğumuz zaman da şimdi video klibi MP4'e nasıl çevirir? Bana göre bu. Bu hem AVI hem de MP4, yani hem AVI hem de video klibini bildiğiniz MP4 yapıyor. Buraya AVI ekliyorsunuz. Yani nasıl desem, polisler Huni kullanıyor ya, bildiğiniz polisler. Huni'ye şekler bir tane AVI var. MP4 şeklinde nasıl göstereyim bilmiyorum ama o var. Şu an bende yüklü değil o. Onu bu yani MP4'e çeviriyor. Bazen bendeki Sony Vegas Pro kafayı yiyor. Video benim MP4 olarak değil de video AVI olarak çıkartıyor dışarı. Bu yüzden de ben bunu indiriyorum. Güzel. Umarım anlamışsınızdır. Umarım düzgün anlatabilmişimdir. Benim anlatma tarzım böyle. Ben nedense hızlı anlatıyorum. Gerçek hayatta da ben böyleyim. Hızlı anlatıyorum. Hızlı konuşuyorum. Sebebini ben de bilmiyorum. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Oyunları tanıtmayacağım zaten gördüğünüz gibi. Makro hangisi? Makro bu. Gördüğünüz gibi makro değil bu. Bildiğiniz mouse'unuzu taklit eden bir program bana göre. Gerçekten çok güzel. Bu eşittir kilek gibi bir şey. Pardon, evet, karıştırmışım. Makro rekodur bu. Bu sizin mouse'unuzu takip ediyor. Bu da ise makro. Yani istediğiniz tuşta makro basabiliyorsunuz. Sandık açmak istiyorsanız. Eğer bunda büyük ihtimalle serverlerde hack hatası alırsınız. Hack kullanıyorsunuz diye. Bunun yerine bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu sizin mouse'unuzun aynısı, birebir taklit ediyor. Mouse kaydığı zaman nereye gidiyor? Tıklamalar nerede yapılıyor? Onun hepsini birebir böyle saniye saniye takip ediyor. Güzel bir program. Şimdi diğer kanalı ne unutmuşum? Bugün size Metin 2 nasıl böyle dizayn kullanır onu anlatacağım. Şimdi benim bitirim Metin 2 bu. Şu hatalı, tamam, bunu silemiyorum nedense. Burada duruyor. Bir bakayım. Bir bakayım silebilecek miyim? İnşallah silerim. Ya silinmiyor çünkü. Dakika bir bana hata veriyor. Ya, gördüğünüz gibi silemiyorum. Duruyor bu burada. Yani şunu gözüküyor. Bildiğiniz açık bir yerde duruyor ama hiçbir yerde açık değil literi. Bunu koyalım bir kenara. Bunu da bir koyalım şuraya. Sanırsam Doğmuş abi. Asset antivirüsü korumadan devre dışı bırakmışım sanırsam. Çünkü şu mutlu player benim canımı sıktı abi. 32 bitten 64 bit olduğu için zor yapılıyor. 32 bitten açılmıyor. Bu yüzden öyle bir şey deneyeyim dedim ama olmuyor. Boş verin siz onu. Şimdi size tavsiyem temiz bir Metin 2 bir dosyanın içine atın. Gördüğünüz gibi bende burada temiz bir Metin 2 var. Tamam mı? Bunu alıyorum abi ben. Tamam, kopyalıyorum bunu. Bunu ekrana atıyorum. Tamam mı? Nerede bu? Yapışır ekran atıyorum. Ve internetten indirdiğiniz bir temiz Metin 2'yi alıp bunun, yani internetten indirdiğiniz bir PvP serverin Winrar'ın dosyasının içindekilerin hepsini bunun için atıyorsunuz. Ve ekranda durmasını tavsiye ederim. Çünkü eğer yerel exe'ye atarsanız büyük ihtimalle bilgisayarınıza hata alırsınız. Sebebi asset ekranı korumaz. Yani virüs programımız varsa ekrana hiç bakmaz. Direkt bakacağı yere ilk önce yerel exe'dir. Yerel exe'nin virüs algıladığı zaman ya da başka bir şey algıladığı zaman otomatikman Metin 2 kapatır. Bu yüzden işte hata gibi bir şeylerden alıyorsunuz. Bana göre bu böyle. Yerel exe'ye koyuyorum, onu oyun açmıyor. Ekrana koyduğum zaman oyun açıyor. Kendisini. Umarım mikrofon açıktır ya. Ben dikemle şu an ilk defa bir video çekiyorum. Normal benim facecam'le çekiyorum. Yani facecam demişim, Fraps'ı çekiyorum. Şunu bir atalım. Şimdi bunu attıktan sonra zaten eğer ekranınızda bir yerde bir dosyanız varsa, Mural ya da indirmiş olduğunuz bir PvP varsa hemen bunun içine giriyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan direkt Metin 2'nin içine atıyorsunuz. Böyle bitti. Millet, hiçbir PvP serverini Winrar olarak internetten indirdiğiniz zaman kendi kendine açılmaz. Mecbur temiz bir Metin 2 lazım. Abi hadi diyelim bu, tamam, internetten indirdim. Bu durduk yere kendi kendine açılmaz. Bu Metin 2 lazım. Çünkü bunun içine PvP dosyaları bayağı bir eksik veriyor size. Sadece PvP'nin destekleyen sistemlerini veriyor. Siz Metin 2'nin içine atıyorsunuz ve Metin 2 PvP bunu kabul ettiği zaman Metin 2 PvP oluyor kısacası. Siz PvP serverini açıyorsunuz. Bu. Yani bir sürü hata alanlar var. Size tavsiyem ekranda böyle yapın. Temiz bir şey bul. Tamam, bir dosyanın içine at temiz Metin 2. Sonra yeni bir server bulduğun zaman ekranı kopyala, o serverin içine at. Eğer server kapalıysa, kapandığı zaman silersin. Bitti. En azından yerel exe ile uğraşmana gerek yok. Size tavsiyem böyle yapın. Benim gördüğünüz gibi Ateş Metin 2 burada. Perisi zaten kapandı. Şu gelmişken şunu da ben bir sileyim şöyle. Gördüğünüz gibi zaten millet, benim bilgisayarım ölüyor abi. 900 TL'lik bir bilgisayar ölüyor. Videonun yorumlarına da baktım. Senin diyor normal bir laptopun olman imkansız diyor. Millet, eğer laptopum olmasaydı ben bunu hemen 2 dakikada ekranı atmam gerekiyor. Yani zor, gerçekten zor. Yani 9 TL'lik bir sistemi, 9 TL'lik bir bilgisayarı böyle zorlayan tek kişi benim galiba.
Şu programları var ya, normal bir bilgisayarı cidden harbi çok zor. Yani bunları crackliğe kadar yemedim, canım çıktı ya. Hepsi bunların crack, gerçek değil. Gerçek olmaları imkan yok zaten. Dandik bir bilgisayarı bunların gerçeklerini satın almam. Tabi iyice ileriki zamanlarda YouTuber'ı gerçekten çok geliştirdiğim zaman bu sistemlerin hepsinin alasını bile üstünü kullanırım. Sırf sizin için güzel videolar çıkarmak için. Şimdi ekran mevde ekranda nasıl görüntü alıyorum? O da bu. Zaten bu her bilgisayarda vardır. Sadece bu da Yandex yazıyor nedense. Anlamıyorum gidiyor. Siliyorum, Yandex yazıyor. Bu sen de şuraya tıklayın abi. Tamam mı? Sadece şuraya ekran görüntüsü alın diye otomatikman bunu verecekler size. Umarım anlatmışımdır düzgün şekilde. Şimdi başka bir şey anlatmama gerek var mı? Yok sanırsam her şeyi tıpatıp hepsini anlattım. Bu. Başka hiçbir şey yok işte. Ben böyle yapıyorum kısacası. Yani en çok kullandığım programlar hangisi mi? Size tavsiyem bu programları kullanın. Fraps, tamam mı? Eğer Facecam istiyorsanız Bandicam. Video editleme programı Sony Vegas, tamam mı? Yazı text Cinema 4D. Photoshop bu. Intro programı bu. Size tavsiyem bunları kullanın. Bunları boş verin abi. Bunlar size boşa tavsiye yapar. Tamam, şu iki program boşa tavsiye. Zaten şunların bana lazım. Şunları da şöyle bir koyalım. Ben burada videoyu bitireyim. Anlatmak istediğimi anlattım zaten. Umarım düzgün anlatabilmişimdir millet. Gerçekten her ben çok teşekkür ederim ya. 1.000 kişilik bir ailesi. 1.000 kişi. 1.000 kişi ikiz ailesi. Ve tabii ki vlog kanalı açtım millet. Videoyu bitireceğim, bu yüzden söylüyorum. Vlog kanalı açtım millet. Açıklama linkinde, yani kanalıma, orada vlog kanalıma abone ol diye bir tane link var. Ona tıklayıp direkt ona gidebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Gerçekten çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Daha çok böyle videolar istiyorsanız videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşça kalın. Videoyu kesmeyeceğim. 5.000 abone olduğumuz zaman da soru vlog gelecek. Tabii ki YouTube üzerinden değil, Instagram veya da Facebook üzerinden soru soracaksınız. Veya da şimdi sorabilirsiniz. Ben bir kenara onlara resimleri ekleyip, yani resmini çekip bir yerde tutacağım. Bir saat olsa bile umurunda değil. 5.000 kişilik bir ailenin sorularını cevaplamak için benim için bir onurdur. Size tavsiyem, sormak istediğiniz sorularınız varsa YouTube'nin yani yorumlarında belirtin veya da Facebook adresinden belirtin mesaj atarak ve de Instagram veya da Twitter'dan da soru sorabilirsiniz. Konuşamadım, özür dilerim. Soru sorabilirsiniz. Hadi görüşmek üzere, kendinize bakın. Sizleri seviyorum, iyi ki varsınız ha. Bay bay, hoşça kalın.